Merhabalar değerli arkeoloji haber izleyicileri. 4. Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinarının 9. oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumumuz Batı Anadolu'daki Aiolis ve İonya bölgeleri üzerine yoğunlaştığımız bir oturum olacak. Öncelikle bölgede değerli çalışmalarda bulunan tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bu oturumumuzda ilk olarak Ozan Yıldırım bizlere Aiolis bölgesindeki Larisa nekropolünün peyzaj kurgusu ve nekropolden elde edilen verilerle toplumsal aidiyete ilişkin düşüncelere dair bilgiler verecek. Sonrasında Anadolu'nun en önemli bilicilik merkezlerinden Claros ile ilgili sunumlarımız başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Doktor Onur Zunal, Claros kutsal alanındaki güncel araştırmalar ve yeni projelerinden bahsedecek. Melis Tatlı, Claros kutsal alanındaki onur anıtları ve onların mimari organizasyonları ile ilgili bilgiler verecek. Hakan Aycan ise Claros YK sektörü Roma dönemi kaliteli seramikleri ile ilgili sunumunu bizimle paylaşacak. Sözü ilk konumuz olan Ozan Yıldırım'a vererek oturumu başlatmak istiyorum. Buyurun Ozan Bey. Teşekkür ederim. Görüntü ve seste bir problem yok herhalde. Yok, gayet iyi Tamam. duyabiliyoruz. Teşekkür ederim Ali Hocam. Öncelikle herkese merhaba ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hızlıca direkt sunumuma başlamak istiyorum. Benim sunum konum aslında şu anda halihazırda devam eden doktora konum, araştırmaya devam ettiğim doktora konumun kendisini içermekte. Henüz tamamlanmadığı için aslında bütün araştırma sorularına da cevap verebilmiş durumda değilim. İlk önce bunun bir altını çizeyim. Daha sonra Larisa yüzey araştırmalarını biz Batı Anadolu yüzey araştırmaları webinarında arkeoloji haber üzerinden daha önce sunumunu yapmıştık. Ama bilmeyenler için Larisa Aiolis bölgesi, Batı Anadolu'daki antik Aiolis bölgesi kentlerinden biri. Günümüzde ise İzmir'in Menemen ilçesinin Buruncuk köyünde bulunuyor. Baktığımız zaman Larisa'daki araştırmalara 1902 ve 1932-34 yılları arasında İsveç-Alman ortak araştırma projesi olarak bir araştırmaların yürütüldüğünü görüyoruz. 2010 yılından itibaren de Turgut Sener'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Turgut Sener'in mimari yüzey araştırması bu kentte yapılıyor. Ben de bu ekibin bir üyesiyim. Şimdi Larisa'ya da bakacak olursak, Larisa'nın tarihi Neolitik döneme kadar gidiyor ve Tunç Çağı buluntuları da var ama bunların mimari olarak karşılığı pek yok. Özellikle milattan önce 6. 4. yüzyıl kendisini mimari olarak ifade ediliyor. Baktığımız zaman Larisa'ya en doğusunda bir kale yerleşimi var. Bunun altında yerleşim terasları bulunuyor. Bu alanın yakınında güneye doğru tarım alanı, tarım yapıları var. Ve Larisa Batı ile Doğu arasında nekropol olan uzanmakta. Batı bölümünde ise Akropolis'in güneyinde şehir alanı bulunmakta ve Larisa'ya baktığımızda bir bütünü bu şekilde karşımıza çıkıyor. Nekropolis'e yani sunumun konusu olan Nekropolis'e de değinecek olursak, Nekropolis şehir alanının yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğünü kaplıyor. Eski Buruncuk köyü, Osmanlı köyü olan Eski Buruncuk köyünün kuzeyinden başlayan ve burayı bir hilal gibi saran bir yayılımı var ve buradan kuzeye doğru devam ediyor. Bugün nekropol alanını tren yolu bölmekte ama döneminde tabii ki bir kesinti yok. Bir en yüksek noktalara kadar devam etmekte. Bundan sonra da bu yükseltinden sonra da tarım yapıları ve tarım terasları başlamakta. Nekropolün yoğunluğunu dairesel planlı mezar birimleri oluşturuyor. Yani tümülüs, küçük çaplı tümülüsleri oluşturuyor. Bunların ortalaması 4-6 metre çapında ama 3 ile 8 metre genişliğinde gidebiliyorlar. Çapına kadar gidebiliyorlar ama anıtsal tümülüsleri dışında bırakırsak. Çevre duvarlarında baktığımız zaman 80-100 santim kalınlığında olduğu tespit edilebiliyor. Çoğunlukla çift cidarlı ancak çift cidarlı korunmuş örnek çok fazla yok. Blok yüksekliğine baktığımız zaman 30 santimle 100 santim arasında olduğunu görüyoruz. Merkezlerinde bir gömü alanı var. Enine baktığımızda 45-60 santim eninde 150-200 santim uzunluğunda ve çoğunlukla bunların taş levhalarla örtüldüğünü görüyoruz.
Bunun dışında aslında merkezinde kiremitler olan örnekler de var. Bu nedenle sadece taşla örtüldüğünü değil, kiremitle de örtüldüğünü veya çevrelendiğini düşünebiliriz. Ama iyi durumda Larissa'da böyle bir örnek karşımıza çıkmış durumda değil. Sadece kiremit parçaları var. Mezar dairelerine baktığımız zaman düzgün yuvarlak daireler olmakla beraber bazen bu kadar düzgün olmayan oval çevirmelerle de karşılaşabiliyoruz. Bazı örneklerse mezar halkaları burada da gördüğümüz gibi iç içe geçebiliyor. Yani iki tane halka iç içe geçerek oluşturulan mezarlarda da karşılaşabiliyoruz. İşçiliğe de bakacak olursak kaba bloklarla inşa edilen tümülüsler var veya ince blokların da inşa edilip kaba bir bloğu veya ana kayayı kullanarak çevirmeyi oluşturulmuş örneklerde de karşılaşabiliyoruz. Bu kaba bloklarla çevrelerin nasıl göründüğünü hakkında da bir fikir yürütecek olursak buradaki görsel üzerinden karşımıza bir fikir çıkabilir. Bunun dışında daha ince işçilikli olan örneklerimiz de tabii ki var. Bu örneklere de baktığımız zaman çokgen bir örgü görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi canlandırmada çift cidarlı merkezinde gömü alanı var. Ve bu tüm yapıların tabii ki üstü taş dolgu veya toprak dolguyla örtülüyor, kapatılıyor. Peki bunların görünümünün nasıl olduğunu hayal edersek şöyle bir görünüme sahip olacağız. Ki bu tip yapıların muhtemelen en üst noktası Larissa surlarında da göreceğimiz gibi bir şeritle sonlanıyor olsa gerek diye bir düşüncemiz var. Ancak çok iyi durumda korunmuş herhangi bir örneğimiz yok. Duvar işçiliğine bakacak olursak bir de Lesbos duvar örgüsü görebiliyoruz bazı örneklerde. Ki bu örneklerde karşımıza çıktığı gibi. Ki Larissa'da Lesbos duvar örgüsünü Megaron gibi M.Ö. erken 5. yüzyıl yapılarında ya da Akropos sur duvarlarında şuradaki gördüğünüz örneklerde benzer şekilde Lesbos duvar örgüsüyle karşılaşabilmekteyiz. Nekropol alanının büyük bir yoğunluğunu tümülüsler oluşturmakta ama az sayıda dörtgen mezar biriminde Larissa'da karşımıza çıkıyor. Burada da bunlardan bir tanesine örnek bir çizim görüyoruz. Şimdi 20. yüzyıl araştırmacılarının yaptığı çalışmalara bakacak olursak nekropol çalışmaları aslında 1902 ve 1934 yıllarında yapılıyor ve onların yaptığı araştırmalar neticesinde şöyle dörtlü bir grupla karşılaşıyoruz. Demin bahsettiğim gibi dairesel veya oval planlı olanlar, iç içe geçen halkalardan oluşanlar, buradaki gördüğünüz örnekte olduğu gibi dörtgen mezar birimleri veya bölümlenmiş dörtgen mezar birimleri olarak karşımıza çıkmakta. Ki en dönemi için en iyi korunmuş olanı mezar 34, birbirine eklenerek yapılmış bir mezar. Yani burada şey gibi düşünebiliriz, mezar halkalarının tarif olduğu noktada ekleyerek mezarlar büyütülmüş de büyütülmüş olabilir. Bu bir nedeni olabilir ya da aile mezarı olarak da düşünebiliriz. Ama tam olarak neden bu şekilde büyütüldüğünün bir cevabını vermek mümkün değil. Daha önce söylediğim gibi taş levhalarla kapatılabildiğini söylemiştim. Yayında olmayan bir fotoğraf. Arşiv belgesinde bulabildiğimiz bir fotoğraf. Burada 20. yüzyıl çalışmacıların fotoğrafında nasıl kapandığına ilişkin bir fikrimiz oluyor. Bir canlandırma olarak da 34'ün şu aşağıdaki çizim Larissa yayınlarında karşımıza çıkmakta. Nekropol alanının genel görünümünün ise şu şekilde tarif edebiliriz. Yine 20. yüzyıldaki bir çizimden yola çıkarak antik yolun çevresinde düzgün örgülü veya çokgen örgülü olarak yine bir şeritle sonlanan, toprak dolgulu olan ve üzerlerinde stel olduğunu düşündükleri bir görünüşe sahipler. Ancak bu stellerden korunmuş olan yok, hani sadece düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Ki 1932 ve 34 kazılarında şöyle bir durum var. 32 kazılarında kömürleşmiş tabaka buluyorlar ama bunu ölü yemeğiyle ilişkilendiriyorlar. 34 kazılarında yakmayla ilgili hiçbir buluntu yok. Bu yüzden kremasyon olmadığı düşünülüyor ki Samos'la karşılaştırılıyor. Samos örneğinde de nekropolün genelinde çok az kremasyon var. Bu yüzden toprağa defin olarak bir gömü olduğunu düşünebiliriz. Çok az buluntu yayınlanıyor. Bu yayınlanan buluntulardan örnek tamamını göstereceğim çok fazla derinleşmeden. Örneklere baktığımız zaman örnekler çoğunlukla M.Ö. 7. yüzyıl veya M.Ö. 6. yüzyıla gidiyor. Ki 20. yüzyıl araştırmacıların nekropolün M.Ö. 6. yüzyılda yoğunlaştığını söylüyorlar. Ki kapkacak dışında burada gördüğünüz gibi atlı figürün olarak da karşımıza çıkan
bir örnek var veya M.Ö. 4. yüzyıla ait ama satın alma yoluyla elde ettikleri bir hücre ile karşılaşabiliyoruz ki bu buluntuların büyük bir çoğunluğu, yani Larissa buluntularının aslında büyük bir çoğunluğu bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde korunmakta. Ancak bunun dışında İsveç'te 3 farklı şehirde ve Almanya'da da buluntular var. Çalışma kapsamında nekropol buluntularının kayıtlı olanların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Ki bu çalışmada Stockholm buluntularını bu şekilde karşımızda görüyoruz. Daha önce dile getirdiğimiz gibi Larissa nekropolisi yoğun olarak M.Ö. 6. ve 7. yüzyıl ancak şehre baktığımız zaman 5. ve 4. yüzyılı olması lazım. 5. yüzyıldaki nekropoli alanına eklenen tümünüs örneklerine bakacak olursak taş işçiliğinden yola çıkarak hangileri olduğunu tespit etmemiz mümkün. Çünkü kama kullanarak inşa tekniği Larissa'da bizim gördüğümüz en erken örnekler M.Ö. erken 5. yüzyıla gitmekte ve sur duvarında kullanılmakta. Bu şekilde nekropolde inşa edilmiş tümülüs örnekleri de bu döneme veya bu dönemden daha sonra tarihlememiz mümkün olacaktır. 20. yüzyıl araştırmalarında geçmeyen bugün Akropol'de olan bir taş parçası var. Bunun biçimine bakarak eski İzmir buluntularıyla da özellikle karşılaştırarak fal losu olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu konuya biraz daha yoğunlaşmak gerekecek. Kazı yayınlarında çok az nekropole yer veriliyor. Küçük buluntuları da aslında nekropol buluntusu olması özelliğinden değil, süsleme özelliklerinden dolayı veya biçim özelliklerinden dolayı dile getiriliyor. Ve nekropole ilişkin aslında çok büyük bir paylaşım yok kazı yayınlarında. Ancak arşiv belgeleri var nekropol alanına ilişkin. Gördüğünüz gibi taş planları içeren veya buluntuları içeren veya döneminin araştırmacıların görüşlerini içeren notlar var. Bu notlar da dahil edildiği zaman nekropole ilişkin daha fazla düşünceyi öne sürmek, fikir sahibi olmak mümkün olacaktır ki çalışmanın kapsamında arşiv belgelerinin incelenmesi de yapılıyor. Şimdi güncel çalışmalara gelecek olursak, güncel çalışmaların şöyle bir ifade etmeye başlayayım. 20. yüzyıl çalışmaları nekropol alanındaki yapıları basit birer daire olarak plana işlemiş olarak veriliyor. Güncel çalışmalarda ise ki 20. yüzyıl araştırması şuradaki kırmızı bölgede yoğunlaşmış durumda. Modern çalışmalarda ise bu mezar birimlerinin hepsinin tespit edilmesi üzerinde duruldu. 130'un üzerinde mezar birimi tespit edildi ve hepsinin taş planı çıkartıldı. Eskiden alınan mezar birimleriyle güncel alınan, ölçüsü alınan mezar birimlerinin örtüşenlerinin tespit edilmesi üzerinde duruldu. Bir eksen kayıklığı var ki normal olarak bu eksen kayıklığını düzelttiğimiz zaman hangisinin geçmişteki hangi numaraya, günümüzdeki hangi numaraya denk geldiğini anlamamız mümkün olabiliyor. Şu plana bakacak olursak 20. yüzyıl planına gördüğünüz gibi siyah noktalar 20. yüzyıldaki tespit edilen nekropoldeki mezar birimlerini gösteriyor. Kırmızı noktalarsa güncel çalışmalarda ilave edilen mezar birimlerini gösteriyor. Bu modern çalışmalarda mezar nekropol alanını yayılımına ilişkin daha eksiksiz bir görüş sahibi olabildik diyebiliriz. Modern çalışmaların da tespit edilen daha önceki çalışmalarda olmayan bazı mezar yapıları da var. Bunlar özellikle anıtsal olanları. Eski Buruncuk Köyü'nün kuzeyindeki sırt üzerinde konumlandırılmış durumdalar. Burada yer değirmenleri var. Yer değirmenleri bir yükseltinin üzerinde durmakta. Ama bölgedeki yer değirmenlerinde böyle bir uygulamayla karşılaşmıyoruz. Acaba bunlar tümülüs olabilir mi diye bir düşünce sonucunda bunların nazar taraması yapılıyor. Ve bu nazar taramasından sonra gördüğünüz halkaların çevre duvarlarını tespit etmek mümkün oluyor. Ve bu sayede bu sırt üzerinde 5 tane anıtsal tümülüs tespit edilebilmiş durumda. Burada da benzer şekilde yapıların çevre duvarlarını görmekteyiz. Ayrıca
Yel değirmenlerinin altında olan dışında bir tane de basamaklı tümülüs olarak ifade ettiğimiz bir tümülüs var. Aynı merkezden halkaların dışarı doğru genişlemesiyle inşa edilmiş. Muhtemelen sırtta anıtsal bir tümülüs için yer kalmayınca bu alana kendisinin destek duvarlarını büyük halkalar şeklinde ilave ederek yapılan bir tümülüs örneğiyle karşılaşmaktayız. Hava fotoğrafında bu anıtsal tümülüslerin konumlarını görüyoruz ki çok ayrıcalıklı bir durumdalar. Çünkü bu çok uzak bir noktadan, kuzeyden çekilmiş bir fotoğraf. Döneminde bunların iç dolgu toprağıyla beraber çok uzak mesafelerden rahatlıkla algılanabildiklerini ifade edebiliriz. Bunlar dışında bu sırtın en güney ucu diyebileceğimiz noktada anıtsal bir tümülüsümüz daha var. Büyük tümülüs olarak isimlendirdiğimiz. Bu tümülüsün herhangi bir dolgu toprağı yok. Muhtemelen 20. yüzyılda da dolgu toprağı olmadığı için 20. yüzyıl araştırmacıları bunu fark edememişler. Bizim fark edebilmemizin nedeni şu, şurada tahribatla ortaya çıkmış iki institü şeklinde krepis duvarını, yani çevre duvarının parçasını görüp bu halkayı takip ettiğimizde güney bölümünde blok taşlarının değil ama blok taşlarının oturacağı düzlemi fark edebildik. Ve bu sayede bunları birleştirdiğimiz zaman 56 metre, yaklaşık 56 metre çapında anıtsal bir tümülüsle karşılaştığımızı fark ettik. İçinde bir ana kaya var. Biraz şekillendirmiş ama tam düzgün şekilde de şekillendirilmemiş. Ama gömü yeri olarak bu merkezinin kullanılması da mümkün görünüyor. Güney çevre duvarında gördüğünüz gibi bu fotoğrafta o şey hissini de zaten yaratıyor. O dönme hissini de yaratıyor ki buradaki gördüğünüz bu basamaklara ve şuraya doğru taş blokları yerleştirilecek ve krepis duvarları ya da çevre duvarı anıtsal tümülüsün oluşturulacak. Bu tümülüs bulunduğu konum nedeniyle bütün Gediz Vadisi'nden demeyeyim de çok Gediz Vadisi'nin çok uzak konumlarından görülecek şekilde bir yere konumlandırılmış. Aynı zamanda bizim en yakın komşu kentimiz olan Neontekos'tan da çok net görünüyor. Hani burada bu gücü, bu temsil biçiminin nasıl kuvvetli şekilde yansıtıldığını olarak karşımıza çıkmakta. Nekropol alanına şöyle bakacak olursak uzak bir noktadan, burada Larisa Doğu'yu, yani kaleyi görüyoruz. Akropolis'i görüyoruz. Tümülüs de burada. Büyük tümülüs burada. Büyük tümülüsün toprağı olsa, örtü toprağı olsa ne kadar uzaklardan algılanabileceği bu fotoğrafta daha açık, net şekilde herhalde ifade ediyor. Ve bütün nekropol alanına baktığımız zaman Larisa Batı'dan bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bu sırtın üzerinde anıtsal tümülüsler var. Güney ucunda büyük tümülüs var. Ve buradan hafifçe eğim yukarı çıkarak nekropol alanı buradaki en son doğu terasındaki 4-5 mezar halkasının olduğu yerde sonlanıyor. Ve bundan sonra gördüğünüz gibi eğim geri aşağı inmeye başlıyor ki eğim aşağı inmeye başladığı noktada da tarım yapıları ve muhtemelen tarım teraslarının olduğu alanla karşılaşıyoruz. Geri eğimi arttığı zaman zaten Larisa Doğu, yani kale yerleşimi karşımıza çıkacak. Şimdi mezar alanına, yani nekropol alanına baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu dairesel planlı yapılardan oluşuyor. Bu tabii ki hemen aklımıza Sardes'teki bin tepeleri götürüyor. Bu araştırma kapsamında bu bin tepeler uygulamasının Larisa için sadece Larisa'ya özgü bir uygulama mı, yoksa Aeolus bölgesindeki diğer yerleşimlerde de uygulanan bir uygulama mı olduğu hakkında bir soru işareti var. Ki bu soru işaretini 20. yüzyıl araştırmacılarının vermesi pek mümkün değil ama günümüzde yapılan, çevrede yapılan çalışmalar çok çeşitlendi ve sayıları çok arttı. Bu sayede bu sorulara cevap verilebileceği düşüncesindeyim ve sunumun diğer başlığı olan aidiyet ilişkisi bu çalışmanın ilerlemesiyle bu soruya cevap verebileceği düşüncesindeyim. Ama çalışmanın şu andaki aşaması, geldiği noktada bu soruları altını kuvvetli şekilde destekleyerek cevap vermek mümkün değil diyerek teşekkür edeyim ve sunumumu sonlandırayım.
Sayın Ozan Yıldırım'a sunumu için teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizden gelen sorular olursa oturum sonunda size aktaracağız Ozan Bey. Bu yüzden lütfen oturumda kalırsanız seviniriz. Sıradaki konuşmacımız Doktor Onur Zunal. Claros kutsal alanındaki güncel araştırmalar ve yeni projelerinden bahsedecek. Onur Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Sunumunuzu da açabilirseniz hocam. Şu evet. An ekranda görünmüyor. Görünmüyor mu? Hayır. Evet, şu an geldi. Geldi. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Ses de var, görüntü de var herhalde Ali Hocam şu anda. Evet, evet. Tamamdır. Öncelikle ben Türkiye Arkeoloji Araştırmaları webinarın 4. serisinde burada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Sonrasında da tabii ki başta organizasyon komitesine ve yayın kuruluna ve aynı zamanda bizleri canlı yayında ağırlayan Arkeoloji Haber'e ve Murat Başlar'a da çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle Claros'un kısaca bir yeri ve kazı tarihçesine bakarak devam edelim. Claros, İzmir ili Menderes ilçesi Ahmet Beyli Mahallesi sınırlarında yer alan bir kent dışı kutsal alan. Claros haritada da gördüğünüz üzere iki farklı ana kenti olduğunu söylenir. Bunlardan ilki kuzeyde yer alan ve Claros'a 13 kilometre mesafede olan Kolofon'dur. Diğeri ise güneyde ve Claros'a 1,5 kilometre mesafede olan Notyon kentidir. Claros gerek Efes gerekse kuzeyde Simurna'nın olduğu alanda bir kavşak noktası üzerinde yer alan önemli bir kutsal alan. Claros'ta ilk kazılar 1907 ve 1913 yıllarında Theodor Macready ve Charles Picard döneminde yapıldıktan sonra uzun bir aranın sonrasında sistemli kazılar burada başlıyor ve Louis Robert, Jean Robert ve Roland Martin öncülüğünde yaklaşık kazılar 11 yıl boyunca devam ediyor. Bu kazıların en önemli buluntusu tabii ki Helenistik dönem Apollon Claros Tapınağı'nın ortaya çıkartılması. Sonrasındaki uzun aranın sonrasında da 88 ve 97 yıllarında Juliet de Genier başkanlığında ayrı bir Fransız ekibin burada çalışmalarını yürüttüğünü görmekteyiz. Ve sonrasında bu kazılar döneminde bir ekip üyesi olan aynı zamanda hocam, danışman hocam olan ve uzun yıllar asistanlığını da yaptığım Nuran Şahin hocam 2001-2019 yıllarında Claros kutsal alanında çalışmalarına devam ediyor ve sonrasında da 2020 yılında benim bilimsel danışmanlığımda kazılara Selçuk Efes Müzesi ile birlikte müdürümüz Sayın Cengiz Topal'la birlikte devam etmekteyiz. İki fotoğraf görüyoruz. Solda gördüğümüz uydu fotoğrafı Claros kutsal alanını meydana getiren 3 farklı parseli bize göstermekte. Bizim şu anda kazı ve araştırmalarını sürdürdüğümüz alan yaklaşık 75 dönümlük bir araziyi kaplamakta. Ekranımızın sağında ise kuzeyden güneye doğru vadiye bakıyoruz ve en önde Helenistik dönem Apollon Claros Tapınağı'nı, en arkada ise Notyon Akropolisi ve sahili görmekteyiz. Özellikle 2016 ve 2018 yılları Claros'ta yürütülen kazılar için bence milat olarak nitelendirebileceğimiz yıllar. Çünkü biz bu dönemlerle birlikte kazı stratejimizi özellikle Claros'un Roma İmparatorluk dönemindeki konumuna doğru odakladık. Özellikle Claros'un İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda çok popüler olduğunu ve çok fazla ziyaretçinin geldiğini biz biliyoruz. Aynı zamanda İsa'dan sonra 4. yüzyıl Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiği bir dönem ve dolayısıyla bu süreçlerde kutsal alandaki mimari organizasyon ve kültsel dönüşümün ya da kutsal alanın dönüşümünün nasıl olduğu sorularına biz cevap aramaktayız ve şu anda da görmüş olduğunuz kırmızı çerçeveli iki alan bizim 2016 ve 2018 yıllarından bu yana kazı çalışmalarımızı sürdürdüğümüz alanlar. Şimdi buradaki kazı çalışmalarını detaylandıracak olursak burada bir yaklaşık 50 metre uzunluğunda 7 odadan oluşan bir mekan görüyoruz. Burası Notyon antik kentine biraz daha yakın bir konumda ve Helenistik dönem Propilon'un yaklaşık 100-120 metre kadar güneyinde yer almakta. Birbirine bitişik olarak yapılmış 6 tane oda var ve bu 6 odanın 5 tanesine
merkezi bir girişten girdikten sonra dediğim gibi 5'ine içeriden bağlantı sağlanıyor. Fakat soldaki odanın ayrı bir girişinin olduğunu görüyoruz. Bu bitişik nizam mekanların soldaki, batıdaki daha doğrusu batıda yer alan mekandan yaklaşık batıya doğru 13 metre boyunca ilerleyen bağımsız bir duvar 7 numaralı başka bir mekandan sona eriyor. Şimdi tabii yapı diyoruz, mekan diyoruz. Çünkü bunun nedeni yani 2016 yılında başladı burada çalışmalar ve 2020 yılına kadar devam etti. Devam da edecek bu yıl itibariyle. Fakat biz yapının kullanım amacına ya da işlevine yönelik elimizde çok fazla bir buluntu yok. Fakat elimizde tabii ki bazı veriler var ve bu veriler üzerine konuşacak olursak tabii ki önemli bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Öncelikle ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz merkezi girişin olduğu güney duvarını görüyoruz. Ve bu güney duvarın denize doğru hafif bir şekilde eğimli olduğu dikkat çekici. Yani özellikle yapının bazı girişlerinde lentonun devrildiğini, aynı zamanda duvar taş örgüsü üzerine kullanılan tuğla örgünün yıkıldığını ve bütün odaları kapladığını biz bütün mekanları kazarken fark ettik. Dolayısıyla bu bize bölgede yaşanan bir deprem sonrasında yapının tahrip olmuş olabileceğini gösterdi. Zaten yapıda yapının işlevine yönelik çok fazla buluntu da olmazken aynı zamanda çok yoğun bir buluntuyla da karşılaşmadık. Yani yapı sanki yapılıp tam olarak içine yerleşilemeden yıkılıyor ya da bir terk edilme süreci var ve bu terk edilme sürecinin ardından bir deprem bu yıkılmaya neden olmuş gibi duruyor. Şimdi tabii biliyoruz ki biz özellikle İsa'dan sonra 262, İsa'dan sonra 358, 365 ve 368 yıllarında Batı Anadolu'da ve İonya'yı etkileyen, buradaki kentleri etkileyen pek çok şiddetli depremler var kayıtlara göre. Ve bu depremler özellikle Efes'i çok derinden etkiliyor. Yamaç evlerde, Trajan Çeşmesi'nde, tiyatroda, Hadrian Tapınağı'nda bir takım deprem izleri görünmekte. Ve dolayısıyla Efes o eski şaşalı günlerine de bu depremlerden sonra geri dönemiyor. Dolayısıyla şimdi Klaros ve Efes arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe var ve bu depremlerden Klaros'un da etkilenmemiş olabileceği çok mantıklı görünmüyor. Tabii İsa'dan sonra 1. ve 3. yüzyıllar yapının kullanıldığı evre olarak dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda az önce bahsetmiş olduğum tarihlerde yer alan depremlerle de yapının kullanımı örtüşmekte aynı zamanda. Tabii bunun dışında özellikle ilginç sonuçlardan bir tanesi de şu, biz yapının mekanlarını oluşturan, daha doğrusu mekanları bazılarını hiç değilse eşik seviyesinin altına kadar kazısını yaptık. Ve buralarda özellikle İsa'dan sonra, İsa'dan önce 4. ve 3. yüzyıla kadar geriye giden siyah pirinçli seramikler ve kalıp yapımı kaseler ele geçti. Bunun dışında İsa'dan önce 2. ve 1. yüzyıla ait sikkeler de bulundu. Yani şimdi biliyoruz ki Klaros'ta bir su problemi var. Normal şartlarda deniz seviyesi sıfırdır ve bunun öncesinde bir kum gelir ve sonra deniz suyu gelir. Fakat Klaros'ta bu seviye oldukça yüksek. Onun da nedeni sunumun başında görmüş olduğunuz haritada Klaros'un ilk kurulduğu dönemlerden bu yana denize bir çizgisinin olduğunu, denize bir kıyısının olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda bir tatlı su kaynağının üzerine kurulmuş durumda Klaros. Ve bu da özellikle Helenistik dönem altındaki tabakaların kazılmasında çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve buna rağmen devam eden kazılarda ele geçen bu erken dönem malzemeleri, yapıya göre daha erken olan bu malzemeler bize aslında Helenistik dönem kutsal alanının aslında güneye doğru yaklaşık 100-150 metre kadar daha geniş olduğunu gösteriyor. Bunun dışında tabii yapının kullanımdan çıktığı dönemdeki kullanımına yönelik de elimizde bir takım veriler var. Burada yapının batısına doğru giden yaklaşık 13 metre uzunluğundaki bağımsız duvarı ve 7 numaralı ya da 7. bir mekan olarak adlandırılan mekanı görüyoruz. Burada bu hat boyunca çok fazla sayıda
bozuk üretim, tuğla ve curuf ele geçti. Özellikle 2020 yılı kazılarında. Tabii ki bu bize şunu gösterdi. Yani çevrede bulunan bir tuğla atölyesi çok büyük olasılıkla bu yapı biriminin kullanımdan çıktığı dönemden hemen sonra burayı bir çöplük alanı olarak kullanmış gibi durmakta. Tabii ki bu soru bize böyle bir üretim vardıysa şayet bu üretimin nerede olabileceğini düşündürdü. Ve bu da bizi 2005 yılında yapılan kazı raporlarına götürdü. Şu anda kırmızıyla çerçeveli, şu anda tabii makilik bir alan görüyorsunuz. Fakat burada Anakaya üzerine yapılmış, Anakaya üzerine açılmış iki büyük çukur üzerinde çok fazla sayıda, yaklaşık sayıları 500'ü bulan eriyik ve taşlaşmış tuğlanın bulunduğu not edilmiş ve burasının bir tuğla atölyesi olabileceği şeklinde yorumlanmış. Dolayısıyla burada bir atölye vardıysa şayet bu atölye az önce görmüş olduğunuz yapı sona erdikten sonra bu alanı bir atık alanı ya da bir çöplük olarak kullanılmış gibi duruyor. Tabii fotoğrafa bakınca özellikle soldaki fotoğrafta yapı üzerinde, Anakaya üzerinde bir takım nişlerin açıldığını da görmek mümkün ve bir takım duvarlar da var. Burası özellikle Notyon kentine doğru, güneye doğru ilerleyen bir tepe aynı zamanda. Ve burası özellikle 1986 ve 1988 yıllarında burada kazı ve yüzey araştırması yapan Erol Atalay hocamızın da incelediği bir bölge. Dolayısıyla burası Helenistik dönemde bir nekropol alanı olarak kullanılıyor ve sonrasında Notyon kentinin belki ya da sahildeki Kolofon diyebileceğimiz kentin nüfusunun artması sonrasında geç bir dönemde yerleşim yeri buraya doğru kayıyor ve bir çeşit işlik mahallesi haline de bu alan yavaş yavaş geliyor. Bu yapı tabii yani Klaros'ta bir su probleminden bahsettik. Bir de aynı zamanda burası yaklaşık 2,5-3 metre ile 5-6 metreyi bulan ciddi bir alüvyon örtünün altında yer alıyor. Yani siz burada bir kültür tabakasına inecekseniz öncelikle bu alüvyon tabakayı kaldırmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada kazı yürütmenin en büyük zorluklarından bir tanesi de bu tabaka. Onun için biz bu yapının hem kuzeyinde hem güneyinde bir takım alanlar belirleyip burada bir jeoradar çalışması yaptık geçtiğimiz yıl. Ve bu çalışmalar sonucunda oldukça ilginç sonuçlara rastladık. Öncelikle yapının güneye doğru devam eden doğu ve batı duvarlarının yaklaşık 20 metre daha ilerlediği ve bitişik nizam farklı mekanların yine aynı şekilde burada da olabileceği şeklinde bir rapor var elimizde. Bunun dışında belki de en şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi bu yapıdan bağımsız kuzeyde de farklı mekanların ve olası taş mimarilerin olduğu şeklindeydi. Dolayısıyla önümüzdeki kazı döneminde biz hem kuzeyde hem güneyde sondajlar açarak bu jeoradar çalışmanın doğruluğunu tespit edeceğiz. Özellikle buradaki araştırmaları yürüten sevgili arkadaşımız Doktor Barış Yener'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de sizleri ikinci çalışma alanımıza götürmek istiyorum. 2018 yılından bu yana bu alanda çalışmalar yeniden başladı. Merkezi konumda görülen böyle kare planlı bir kutucuk görüyoruz. Bu Helenistik döneme ait bir giriş binası, yani Propilon. İsa'dan önce 2. yüzyıl civarında inşa ediliyor ve çok kısa bir süre sonra Propilon'un hem doğusuna hem de batısına farklı mekanlar yapılıyor. Bu mekanlar önceki kazı dönemlerinde katogegeion olarak adlandırılmış durumda. Yani kutsal alana dışarıdan gelen ziyaretçilerin konakladığı bir konaklama birimi. Yani günümüzün aslında otel ya da pansiyonu olarak işlev göstermekte. Biz 2018 yılında kırmızıyla göstermiş olduğum bu alanda, yani Propilon'u merkez kabul edersek, Propilon'un doğusunda kazı çalışmalarımızı sürdürdük ve bu yılda burada çalışmalara devam edeceğiz. Öncelikle şunu da tabii söylemek gerekiyor. Bu yapılar yapıldığında daha büyük odalar ve merkezi avlularla çevriliyken, sonrasında çok büyük ihtimalle artan ziyaretçi sayısı göz önüne alınarak burada yapılar, mekanlar daha doğrusu küçültülüyor. Çok büyük ihtimalle daha fazla oda sayısına ihtiyaç duyuluyor ve odalar küçültülürken aynı zamanda avluların etrafı da kapatılıyor, duvarlarla örülüyor ve odacıklar haline getiriliyor. Şimdi burada yapılan çalışmaların aslında ilginç sonuçlarından bir tanesi,
Burada Helenistik dönem mimari organizasyonundan da önce, yani Propilon inşa edilmeden önce de bir tabakanın olduğu şeklinde, yani bizim az önce söylediğim gibi aslında Helenistik dönem kutsal alanın sınırlarının daha da geniş olduğunu aslında ortaya koyan bir buluntu grubu, ki mimarisiyle birlikte de temsil edilen bir kültür tabakası bu. Bunun dışında özellikle yapının, az önce görmüş olduğunuz mekanlarının kullanım dönemi İsa'dan önce 1. yüzyıldan başlıyor ve bu kullanım İsa'dan sonra 7. yüzyıla kadar devam ediyor. Özellikle tabii ki şu ilginç, şimdi Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiği tarih İsa'dan sonra 379. Dolayısıyla bu tarihten sonra kutsal alanın terk edildiği şeklinde bir takım görüşler olsa da, aslına bakarsanız son yıllarda yapılan araştırmalar kutsal alanın hala kullanımda olduğunu gösteriyor. Yine 2021 bulundan oldukça ilginç bir buluntu. Kurşun bir ağırlık, bir litre bu. Ön yüzünde bir Nike kabartması görüyoruz. Arka yüzünde ise Kolofonluların Agoranomos'u Aurelius Trennus'un yazan bir ibare bulunmakta. Şimdi bu buluntu tabii çok ilginç. Neden ilginç? İsa'dan sonra 1. ve 3. yüzyıllara tarihlendiriliyor bu ağırlık. Özellikle şimdi Agoranomos'u biz bir agora denetçisi olduğunu biliyoruz. Agora'daki alışverişten sorumlu, aynı zamanda agora'da kullanılan ağırlıkları denetleyen bir devlet memuru bu. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda tahıl ticaretine de yön veren ve bunu denetleyen bir kişi. Dolayısıyla agoranomosların agora içerisinde bir ofislerinin olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda agora'ya çok uzakta da yaşamamaları gerekiyor bu denetleme görevinden dolayı. Dolayısıyla biz bu yapı konutlarının sadece buraya gelen ziyaretçiler için değil, belki de bağlı olduğumuz ana kent Kolofonlu devlet erkanının da bu alanda konakladığını söyleyebiliriz. Özellikle tabii Kolofonluların ibaresinin geçmesi de ayrıca önemli. Yani bu özellikle Roma İmparatorluk çağında Klaros ve ana kentle olan bağlantıyı da ortaya koyan bir buluntu aynı zamanda. 2021 yılının yine ilginç buluntularından bir seçki görüyoruz burada. Çok sayıda bronz, plaka ve curufla birlikte bir takım terazi aksamları var. Bir zincir en üstte solda, bunun yanında bir kanca ve kancanın altında bronz bir ağırlık görüyoruz. Dolayısıyla kutsal alan İsa'dan sonra 4. yüzyılda terk edilmiyor. Az önce de görmüş olduğunuz üzere ana kent sahildeki Kolofon'dan buraya doğru kayan özellikle tuğla atölyeleri ve metal atölyelerinin kıskacında belki de kalıyor. Bu buluntular bize özellikle kutsal alanın geç dönem, geç antik çağ kullanımıyla ilişkili veriler sağlamış durumda. Tabii az önce görmüş olduğunuz seramikler ve bazı sikkelerden bazı örnekler göstermek istiyorum burada. Neden göstermek istiyorum? Çünkü özellikle bu buluntular az önce de ifade ettiğim gibi kutsal alanın da yürütülen İsa'dan sonra 4. yüzyıl faaliyetlerine dikkat çekiyor. Evet, kutsal alan çok büyük ihtimalle geç antik çağla birlikte metal endüstrisi ve atölye işliklerinin odağında kalıyor. Fakat kutsal alan özellikle kendi işlevini peki hala sürdürmüş olabilir mi sorusu da şu anda bizim cevabını aradığımız sorulardan bir tanesi. Helenistik döneme ait Apollon Klaryos tapınağına ait bir dor başlığının alt yüzeyine kazınmış bir dokuz taş oyun tablası görüyoruz solda ve bunun yanında hemen sağında da bir çatallı haç motifi var. Şimdi özellikle çatallı haç motifi çok ilginç. Kıpti hacı da olarak geçiyor bu. İsa'dan sonra 5. yüzyılla 7. yüzyıl arasında bir kullanımı var bu haç motifinin. Özellikle tabii bu tarih şöyle de ilginç. Tapınağın mimarisini çalışan Jean-Charles Moretti, tapınağın yıkılmasında bir depremin etkili olabileceğini düşünse de özellikle mimari bloklar, ortostat bloklarının ya da sütun tamburlarının insan eliyle sistemli bir şekilde İsa'dan sonra 5. ve 6. yüzyılda yıkıldığını söylüyor bize. Dolayısıyla bu haç motifi bu yıkımın
hemen esnasında yapılmış önemli bir Hristiyan ikonu aslına bakarsanız. Tabii sadece bu da değil, özellikle sayıları 18'i bulan haç motifleri sadece tapınağın tamburlarında değil, aynı zamanda krepistlerinde ve başka mimari bloklarda da kullanılıyor. Dolayısıyla bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani Hristiyanlığın resmi din olarak ilan edilmesi sürecinde paganizme karşı duyulan bir öfke mi, yoksa yeni gelen bir monoteist inançla birlikte kutsal alanın dönüşümünü mü bize gösteriyor? Şimdi biz özellikle İsa'dan sonra 7. yüzyıldan sonra Notyon'un bir psikoposluk merkezi olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla buradaki görmüş olduğunuz çatallı haç ve az önce söylediğim bu diğer haç motifleri bu anlamda kutsal alanın yeni gelen bir monoteist din tarafından da belki kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Fakat bu kullanımla ilişkili bunun dışında elimizde şu anda bir veri de yok. Özellikle ben kazı çalışmaları dışında size yürüttüğümüz son olarak bazı projelerden bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki Klaros'ta, her ne kadar Klaros deyince aklımıza Apollon tapınağı gelse de, özellikle Klaros'ta bir triad kültürünün varlığını biz biliyoruz. Özellikle Artemis, Apollon ve Leto'ya ait, onlara adanmış tapınakların arkaik dönemden başlayarak Helenistik dönem boyunca yapıldığını, bunlara ait sunakların da biz varlığını biliyoruz. Bu triad kültürünün en önemli kanıtı da parçalarının şu anda resmini görmüş olduğunuz heykel parçalarının tamamı Klaros'ta bulunan, kutsal alanın çevresinde ve tapınağın içinde bulunan Artemis, Apollon ve Leto heykelleri. Bizim projemiz bu heykelleri geçtiğimiz yıl tapınağın içinde ve çevresinde ve yıl boyunca neredeyse su altında olan bu heykelleri kuru bir yere almaktı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık işte 2-3 hafta süren bir çalışma sonrasında sayıları 35'i bulan, yaklaşık 100 kilo ile 9,5 ton ağırlığında bulunan bu heykelleri kazasız belasız bir şekilde konservasyonlarının yapılacağı yukarıda bir alana taşıdık ve bazı heykellerin örttük. Tyvek isimli bir hava alan bir kumaşla ve bozulmalarını ve korumalarını bozulmalarını daha fazla hiç değilse engelledik. Şu anda o mavi çerçeveli alanda bu heykellerin konumlarını görüyoruz. Bu yıl içerisinde özellikle en büyük parçalardan başlayarak, en hasarlı parçalardan başlayarak konservasyonlarına başlayacağız. Ve yılın sonuna doğru da bir koruma çatısı altına alarak bu konservasyonu önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Son olarak ise özellikle yani çok uzun yıllardır artık yüzeyde bulunan ve artık böyle aşınmaya başlamış Katagogeion'a ait olan duvarların, mekanların duvarlarını koruma altına almaya başladık. 2020 yılında bir takım harç örnekleri ve bağlayıcı başka bir takım malzemelerden örnekler alarak bunları İstanbul'daki koruma bölge laboratuvarına gönderdik ve onlardan aldığımız reçete doğrultusunda bir harç hazırlayarak özellikle hem doğuda hem batıda yer alan mekanların en kötü durumda bulunan duvarlarının konservasyonuna başladık. Burada öncesi ve sonrasında çekilmiş iki fotoğraf görmekteyiz. Hem doğuda hem de batıda bu çalışmaları geçtiğimiz yıl başladık ve bu yılda capping uygulamaya, yani konsolidasyon uygulamasına da devam edeceğiz. Son olarak beni dinlediğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ardından kazılarda çalışan, özverili çalışmalarıyla bütün yıl boyunca emek veren ekip üyelerime tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bunun haricinde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı, izin ve maddi desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Efes Müzesi ile biz 2020 yılından bu yana kazıyı gerçekleştiriyoruz. Özellikle Cengiz Bey, Cengiz Topal başta olmak üzere müze müdürümüz, bütün müze çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız maddi desteklerle kazı ilerlemekte. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi kendi kurumum ve Menderes Belediyesi'nden de görmüş olduğumuz destekten dolayı bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ederek sözlerimi noktalıyorum. Bu önemli kutsal alanın farklı dönemlerine ait kullanım evrelerine odaklanan yeni yaklaşımlarınız ve bu çalışmalar sonucu elde ettiğiniz yeni verileri bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Onur Bey. Teşekkür ederim.
Bir sonraki konuşmacımız Melis Tatlı, Claros Kutsal Alanı'ndaki onur anıtları ve onların mimari organizasyonları ile ilgili bir sunum yapacak. Hoş geldiniz Melis Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Ekranı hemen paylaşıyorum. Tamam. Ben de sözü size devrediyorum. İyi sunumlar. Teşekkür ederim. Geldi mi görüntü? Evet. Aha. Tamamdır, teşekkür ederim. Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinarı 4'ün etkinliği kapsamında bugün Claros Kutsal Alanı'nın onur anıtlarını ve bu alanda mimari organizasyondan bahsedeceğim. Tabii konuşmaya başlamadan önce bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Arkeoloji Haber'e ve burada katkı sağlayan birçok kişiye çok teşekkür ederim. Konuya girmeden hemen önce onur anıtlarına bakmadan önce biraz onur kavramından bahsetmek istiyorum. Biz ilk olarak bu onur kavramını aslında nerede görüyoruz ona bir göz atmalıyız diye düşünüyorum. İnsan bildiğimiz gibi sosyal bir canlı ve hayatını idame ettirirken bireyselleşme ve iz bırakma arzusu taşıyor. Ve bu noktada da bu arzunun temel taşlarından birini aslında onur ve şeref kavramları oluşturuyor. Biz bunlarla Homeros'la birlikte karşılaşıyoruz aslında. İlyada'ya baktığımızda akaların onur kazanma isteğiyle, Ahilleus ve Hector'un çarpışmasıyla, savaşlarıyla bir onurunu kaybetmeme uğruna savaş söz konusu. Ve bu da Helen dünyasında aslında onur kavramının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bunun dışında yine burada da gördüğümüz gibi Hector'un sürüklenmesi sahnesinde bir onurunu çiğneme söz konusu. Onur kavramı gerçekten de Helen dünyasında oldukça önemli bir noktaya sahip. Ve biz bu kavramlarla aslında arkaik dönemden itibaren karşılaşıyoruz. Bu isteğin ve arzunun vücut bulmuş hali arkaik dönemde karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz örneklerle birlikte onurlandırma anıtlarının aslında başladığını görebilmek mümkün. Helen toplumu da arkaik dönemle birlikte özellikle buzağı taşıyan adam yani Mukoforos heykelinde yazıtında yer alan kişinin adağı yapan kişinin ismi mevcut ve burada da bir kişiselleştirme söz konusu. Delfil arabacıda da görüyoruz ki bir onurlandırma var. Burada da kişiye özel yapılmış bir heykelden bahsediyoruz ve en önemlisi de aslında Türan öldürenler grubu heykelleri. Biliyoruz ki biz Panathenaia festivalleri sırasında Hipparchos'un suikast girişiminde öldürüldükten sonra Harmodios ve Aristogeiton Atina tarafından onurlandırılıyorlar ve onlar adına heykeller dikilmiş. Bu da aslında onurlandırma kavramının bizim karşımıza nasıl çıktığını gösteren önemli örneklerden biri. Tabii ki Claros özeline gelecek olursak arkaik dönemden itibaren başlayan bir onurlandırma geleneği Claros'ta da mevcut. Biz bu dönemden itibaren özellikle heykeller ve heykellerdeki yazıtlar üzerinde görebiliyoruz. Fakat hem süreme sadık kalabilmek amacıyla hem de şu an yüksek lisans tezim kapsamında bu konu ve hala çalışmaya devam ediyorum. Bu noktada o yüzden Helenistik dönem sonundan itibaren olan anıtlara bakacağız bugün. O anıtlardan bazıları Batı onur anıtları olarak adlandırdığımız anıtlardan bazılarını da burada görüyoruz. Bir hat üzerinde devam ediyor bu anıtlar. Bizim için önemli veriler teşkil edenlerden Menippos ve Antiochos'a özellikle değinmek istiyorum ben. Claros bildiğimiz gibi 2. yüzyılın son çeyreğinden itibaren büyük bir yapılanma ve mimari organizasyon gösteriyor. Bu noktadan itibaren gerçekten çok fazla yapılanmayı görebiliyoruz. Polemaios'u ve Menippos'un zaten anıtlarını bu evrede tarihliyoruz. Baktığımızda önemli bir kehanet merkezinde yönetici heykellerinin bulunması hem Kolofon'la ilişkimizi gösteriyor bu noktada. Çünkü kişiler hem Kolofon'lu hem de bu bölgede yöneticilik yapmış kişiler. Burada Etienne ve Varenne'in 2004 yılındaki yayınlarında mimari çizimlere ulaşmamız mümkün. Kronolojik olarak gidecek olursak Antiochos'a başlamak istiyorum. Antiochos onur anıtı bizim için çok önemli bir veri sunuyor. Bu verilerde Helenistik dönem tapınağımızla ilgili bir tarihlendirmeye sebebiyet veriyor. Antiochos onur anıtını 209 ve 193'e tarihleyebiliyoruz. Bu da bildiğimiz gibi Suriye kralı Antiochos 3'ün oğlu kendisi ve babasıyla birlikte 209'dan ölüm yılı olan 193 yılına kadar birlikte yönetimde, birlikte tahtı paylaşıyorlar.
Aynı zamanda Kolofon'da düzenlenen Antiokeya bayramları var ve bu bayramlarda onların adına bazı araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre Antiokos 3 onuruna düzenlendiği söyleniyor. Ve aslında Kolofon için Antiokos 3'ün ve Antiokos'un önemini biz buradan görebiliyoruz. Neden peki bizim için Kolofon'daki bunlar, yazıtlar önemli? Çünkü biz Kolofon'a bağlıyız ve Kolofon ana kentimiz olduğu için bu noktada da ana kentle olan ilişkimizi önemli ölçüde gösteren anıtlardan biri Antiokos oluyor. Bahsettiğim gibi Helenistik dönem tapınağının tarihini vermemize yardımcı oluyor. Bu da Antiokos onur anıtının heykel kaidesinin biz Krepidoma'ya göre, yani Krepidoma'nın bitirildiğini düşündüğümüzde tapınağın doğu cephesine hizalanarak yapıldığını biliyoruz. Ve bu hizaya göre de bizim tapınağın, Helenistik dönem tapınağımızın, Apollon tapınağının, Krepidomasının en azından B döneminde, yani ikinci evrede bitirilmiş olması söz konusu. Bunu göze aldığımız takdirde de M.Ö. 209 ve 193 yıllarına tarihlendirilen bu yazıtla birlikte M.Ö. 3. yüzyıldan önce tapınağın en azından ikinci evresinin bitirilmiş olduğunu söylememiz mümkün oluyor. Bir diğer önemli anıtlardan biri de Polemaios onur anıtı. Bu onur anıtını M.Ö. 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiriyoruz. 133 ve 90 yıllarını Polemaios'un prokonsüllük dönemlerine tarihlemek mümkün. Kolofonlu bir ailenin oğlu kendisi ve onun onuruna dikilmiş bir anıt. Gördüğünüz gibi İyon sütun başlığına sahip ve sütun başlığının üzerinde bronzdan bir heykelinin, altın yaldızla kaplı bir heykelinin olduğunu biliyoruz. Fakat tabii ki günümüze ulaşmış durumda değil. Muhtemelen yöneticinin görevinin bitiminde ya da Klaros'un belki farklı kullanım artık evrelerine geldiği noktada bu heykeller ikinci bir kullanım için indirilerek belki sikke kullanımı için eritilmiş olabilirler. Polemaios onur anıtında kaidesinde Polemaios'la ilgili yine yazıtlar mevcut ve 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiriyoruz. Bu da yine kutsal alandaki büyük değişim ve yapılanma dönemiyle aynı paralellik gösteren bir tarih. Propilon'un tam olarak kuzeydoğu köşesinde yer alıyor bu onur anıtımız. Ve şöyle bir önemli noktaya değinmek gerekiyor Polemaios'la ilgili. Polemaios aslında Aristonikos ayaklanması, yani 133 yılında bu ayaklanmanın bastırılmasının ardından Roma yönetimi ile kent arasındaki ilişkiyi sağlayarak kentin yeniden özgür kalmasını sağlıyor. Kentin kendi adaletine, hukuk sistemine göre ilerlemesi için çalışmalarda bulunuyor ve Roma'ya ziyaretler düzenliyor bununla ilgili, elçilikler yapıyor. Bu nedenle Kolofon kentinin de en saygın kişileri arasında yer alıyor yaptığı çalışmalardan dolayı. Kolofon kentindeki bu saygınlığını da biz yine Klaros'ta onun onuruna dikilmiş anıtlarla görebiliyoruz ve yazıtlardan öğrenebiliyoruz. Bu da yine ana kentle olan ilişkimizle ilgili bir ipucu sunuyor bize. Bunun dışında Apollon Klarya bayramlarında kendisi agonotetes'lik yapıyor. Yani bir müdürlük, bir başkanlık görevi var ve bu 5 yılda bir düzenlenen bayramlarda bütün bayramın masrafını üstleniyor. Bunun dışında aynı zamanda bu bayramlarda şöyle gösterecek olursam bir yazıt mevcut ve bu yazıt bize Polemaios'un düzenlenen bayramlarda sadece Helenler için değil farklı toplumlara da kapılarını açtığını, bütün masrafları üstlendiğini gösteren önemli bilgilerden biri. Ki bu veri aslında bize Klaros'un 2. yüzyıl sonrasında kazanmış olduğu önemi, daha çok ziyaretçi almasının önemli etkisinden biri olarak gösterebiliriz. Burada Polemaios onur anıtı sütun başlığının 96 Klaros arşiv fotoğraflarını görebilmemiz mümkün. O noktada aynı zamanda şundan da bahsetmek gerekiyor ki Polemaios sadece Klarya bayramlarında görev üstlenmemiş. Bunun dışında düzenlenen etkinliklerde de çağrılan sanatçıların bütün masraflarını kendisi karşılamış ki bunların zaten bayramlarla aslında ilgisi yokken bunu yapıyor. Tabii ki o yüzden bu noktada burada onun onur anıtını görmek hiç şaşırtıcı olmuyor aslında. Önemli bir
görevi de Apollon rahipliğini, Apollon Klaros rahipliğini yapıyor kendisi Klaros'ta. Ki bu da yine önemli bir veri bizim için. Yazıtlardan öğrendiğimiz, Anıt'ın yazıtından öğrendiğimiz bu bilgi. Çünkü bu bilgilerle Klaros'ta en azından Helenistik dönemde rahip olarak atanan kişilerin diplomatik ya da askeri kimliklerinin olduğu, bu noktalarda yükselen kişiler olduğunu ya da ünlenmiş kişiler, Kolofon'un seçkin ailelerinden olduğunu görebilmekteyiz bununla birlikte. Burada da Etienne ve Varane'in yine 2004 yılındaki kitabından Propilon ve Polemaios'un onur anıtının restitüsyonunu ve aynı zamanda onur anıtının sütun başlığının çizimlerini görebilmemiz mümkün. Menippos onur anıtına bakacak olursak M.Ö. 100'e tarihlendiriyoruz ve Menippos'un da yine aynı şekilde İon sütun başlığına sahip olduğunu görüyoruz. İon sütun başlığının üzerinde Polemaios'ta olduğu gibi bronzdan ve altın yaldızla kaplı bir heykelinin olduğunu biliyoruz. Ve önünde yer alan, yine buralarda da yer alan, dört çevresinde yer alan yazıtlar mevcut. Bu gördüğünüz kaide in situ olarak ele geçmiş. Ve Sextus Apuleius ve Menippos'ta da olduğu gibi yine aynı şekilde heykeli günümüze ulaşmış değil ne yazık ki. Menippos sütun kaidesinin üzerinde kişiyle ilgili olarak alınan meclis kararları 3 kolon halinde yazılı durumda. Ve dekrette Menippos'un biz 2 yıl süreyle strategos yani komutan olarak ve sonrasında da yine Klarya bayramlarında Polemaios gibi agonotetes olarak görev yaptığını biliyoruz. Bu göreve seçildiğinde Kolofon'da büyük bir bayram düzenlendiğini biliyoruz. Ve bununla birlikte Pronaos'un, tapınağın Pronaos'un yapımı için bir talentum bağışta bulunduğunu, ciddi miktarda bağışta bulunarak tapınağın Pronaos'un yapımını da desteklediğini biliyoruz yazıtlardan. Aristonikos isyanının bastırılmasının ardından yine Helenistik Apollon Klaros tapınağının inşası devam ettiği noktada yine desteklerde bulunuyor kendisi. Ve sütun tamburunun üzerinde halk meclisi Eumedes'in oğlu Apollonides'in evlatlığı Menippos'u kentimizin hamisi ve Yılmaz Sadık dostu olması ve ülkemizi sıkıntılı zamanlarda yönetmiş olması nedeniyle onurlandırır şeklinde bir yazıt mevcut. Bu noktada Menippos'un onurlandırma yazıtıyla birlikte ona ait olduğunu zaten sütunun anlıyoruz. Klaros Kehanet Merkezi'nin de şöhretinin gittikçe artması, şöhret kazanmasıyla birlikte geniş bir coğrafyada tanındığını biliyoruz. Olasılıkla M.Ö. 2. yüzyıl sonundan itibaren başlayan bir süreç bu ve son çeyreğinin içinde de Kolofon'un ünlü devlet adamları Polemaios ve Menippos gibi isimlerin Klaros'un kapılarını yapılan Klarya bayramlarıyla sadece Helenler için değil farklı toplumlara da açmasıyla birlikte bu çabaların olumlu sonuçlar verdiğini ve ün kazanmasını bunlara dayandırılabileceğini söylememiz mümkün. Bunun dışında şu noktaya da değinmek lazım aslında Klarya bayramlarının sadece Helenlere değil herkese açılması ile ilgili. Biz Diduma'da bunu görmüyoruz ne yazık ki. Yani ilerleyen süreçlerde ortaya çıkıyor tabii ki ama Diduma ile Klaros kutsal alanlarını ayıran önemli etmenlerden biri oluyor bu noktada. Ve Lou Robert yaptığı çalışmalarda Klaros'un Diduma'ya oranla aslında M.Ö. 2. yüzyıl öncesinde daha az popüler olduğunu, Diduma'nın o dönem daha önde olduğunu ve bunun da herkese kapıları açmanın da bir propaganda olduğunu ve ününü arttırmak için yapılmış bir adım olduğunu dile getiriyor kendisi. Buradan da yine arşiv fotoğraflarımıza ulaşmamız mümkün. Etienne ve Varane yine Menippos onur anıtı restitüsyonunu ve sütun başlığının mimari çizimlerini gerçekleştirmişler. Valerius Flaccus heykel kaidesine bakacak olursak da bu kaide aslında M.Ö. 93'e tarihlendiriliyor. Ne yazık ki heykel günümüze ulaşmış değil, sadece kaidesi var. Biz Valerius Flaccus'un Asya eyaletlerinde prokonsül olarak görev yaptığını biliyoruz. Kaidenin beyaz mermerden olduğunu biliyoruz. Ve kaynaklarımıza göre de, antik kaynakların da belirttiğine göre yaşanan deprem sebebiyle, bölgedeki deprem sebebiyle o sırada bu anıtın yıkılmış olabileceğini düşünüyoruz. Yazıtlarda da
bu Flaccus ailesinin Kolofon'un patronları olarak geçtiğini biliyoruz. Böyle bir ibare var. Lucullus onur anıtına baktığımızda da M.Ö. 72 ve 67 yıllarına tarihlendiriyoruz. Lucullus'un Sulla'nın bir komutanı olduğunu, Ege Denizi'ndeki bazı adaları ele geçirip ve aynı şekilde başka askeri zaferlerin de olduğunu biliyoruz. En önemlisi de aslında M.Ö. 74 yılında Roma Senatosu tarafından konsül seçilerek daha sonra Kilikya ve Asya valiliğine atanması ve Batı Anadolu'ya geldiği zaman burada Sulla döneminde Asya'ya getirilen ağır vergi borçlarını erteleyerek bölge tarafından sevilmesi ve ilgiyle karşılanması oluyor. Bu eyalette oldukça seviliyor ve gördüğümüz gibi Klaros'ta da onun için bir anıt yapılıyor. Aynı şekilde Pompeius Magnus heykel kaidesi mevcut ve 67 ile 62 aralığına tarihlendiriyoruz yine. Ünlü Romalı kendisi bildiğimiz gibi asker ve devlet adamı. Onur anıtının sadece kaidesi mevcut. Polemaios onur anıtına dayanmış durumda ele geçiyor ve onun da üzerinde bir yazıt var. İonya Kentleri Konfederasyonu tarafından Büyük Pompeius'a adanmıştır şeklinde bir yazıt var. Üzerinde Valerius Flaccus heykel kaidesine baktığımızda da az önce bahsetmiş olduğum Valerius Flaccus'un oğlu kendisi. Milattan önce 62 ve 61 yıllarına tarihlendiriyoruz. Yani prokonsüllük tarihine göre yazıtlarla da birlikte tarihlendirme yapıyoruz anıtlara. Kendisi Asya eyaletinin prokonsülü olarak görev yapıyor. Ve onun onuruna dikilmiş bir heykel mevcut burada ve onun da yazıtı duruyor şu an. Yalnızca kaidesi korunmuş durumda. Kendisi Kikero tarafından aslında rüşvetçi prokonsül olarak suçlanmış bir yönetici. Ve ne tesadüftür ki Kikero'nun da bir anıtı mevcut. Quintus Tilius Cicero onur anıtı, M.Ö. 61-59 yıllarına tarihlendirdiğimiz bir anıt. Apollon Sunağı'nın güneyinde yer alıyor. Ünlü hatip Marcus Tullius Cicero'nun kardeşi. Cicero'nun şeref, faziletin kazandığı bir mükafattır sözünü biliyoruz ve gerçekten de ne tesadüftür ki kardeşi de bir şeref anıtıyla taçlandırılıyor Klaros'ta. Quintus Tullius Cicero onur anıtı içinde sadece elimizde anıtın yazıt kısmı mevcut. Bir kaide mevcut elimizde. Yüksekliği 1.65 metre kadar, genişliği de 47 santimetre kadar. Payenin korunmuş yüksekliği de 1.10'a denk geliyor ve kaidede de bir yazıt mevcut. Halk prokonsül Helenlerin hamisi ve halkımızın patronu olan Marcus oğlu Quintus Tullius Cicero'yu onurlandırır şeklinde bir yazıt mevcut. Ve bunun çalışmaları da yine Fransızlar döneminde yapılıyor. Yani diğer bütün onur anıtları da aslında kazanın Fransızlar döneminde 1950 ve 90 aralığındaki çalışmalarda ele geçiyorlar. Buradan da arşiv görüntülerini görebilmemiz mümkün. Son olarak da Sextus Apuleius onur anıtından bahsedecek olursak süremi aşmamak adına hızlıca anlatmak istiyorum. Milattan önce 29 ve 28'e tarihlendiriliyor aslında ama Sextus Apuleius onur anıtının prokonsüllük dönemine baktığımızda milattan önce 24 ve 22'ye tarihlendiriyorum. Yani bunu daha doğru buluyorum en azından. İmparator Augustus'un yeğeni kendisi. İmparator Augustus'un kardeşi Octavianus'un oğlu. İmparator tarafından prokonsül olarak, Asya prokonsülü olarak atanıyor. Ve bu dönemde Batı Anadolu'da da zaten yıllarca görev yaptığını biliyoruz. Onun da yine aynı şekilde bir bronzdan altın yaldızlı heykeli olduğunu fakat günümüze ulaşmadığını söylemek mümkün. Bir de Korint başlığı var. Aynı şekilde üzerinde Menipos'ta olduğu gibi bir yazıt mevcut. Halk ikinci kez prokonsül olarak atanan ve kentin kurucusu olan Sextus Apuleius'u onurlandırır şeklinde bir yazıt var üzerinde. Ve sütunun başlığını da bu şekilde gösterebiliriz. Bir Korint başlığına sahip. Yaklaşık toplamda 5 metre kadar bir yüksekliği var. Bunun dışında
Aslında geriye dönecek olursak burada yazıtın silindiğini görüyoruz biz yapılan çalışmalarda. Buradaki tabula ansata içerisinde eski yazıt kazınarak Apuleius için yeniden bir yazıt yazılmış ve başka bir yöneticiye aslında yapılmış bir sütunken Sextus Apuleius için yeniden düzenlenmiş bir anıt. 1993 yılında da restorasyonu yapılıyor. Bunun dışında Sextus Apuleius döneminde şöyle bir detaydan da bahsetmek mümkün. Klaros'un başka bir boyut kazandığını görüyoruz. Dışarıdan mektupla danışmalar ve kehanet istemeler başlıyor. Bu bir moda haline geliyor bu dönemde. Bunun da Apuleius döneminde oluştuğunu düşünüyoruz. İmparatorluk sarayında Romalı asiller arasında Apollon Klaros'a karşı belli bir ilgi oluyor Sextus Apuleius'un buraya yaptığı yardımlar sayesinde. Hatta o dönemde Roma üst sınıfı arasında Klaros'a mektupla danışmanın başladığını biliyoruz. Buradan da Sextus Apuleius onur anıtı sütun tamburlarının detaylı fotoğraflarını görebilmemiz mümkün yine arşivlerden. Ve yine aynı şekilde restitüsyon ve sütun başlığının mimari çizimleri. Son olarak tekrardan Arkeoloji Haber'e bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim. Ege Üniversitesi'ne kazımızı destekledikleri için ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Turizm Bakanlığı'na, müdürlüğümüze, Menderes Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek isterim. Ve sizlere de dinlediğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ali Hocam, Hocam mikrofonunuz kapalı. Biz de sunumunuz için size teşekkür ediyoruz Melis Hanım. Hemen sıradaki konuşmacıya geçeyim. Sıradaki konuşmacımız yine Klaros'tan bir konu ile Hakan Aycan. Merhaba. Klaros sektörü. Merhabalar. Roma dönemi kaliteli seramikleri ile ilgili bir sunum yapacak bizlere. Merhaba tekrar. Beni görebiliyorsunuz ve sunumum açık sanırım. Hocam evet. Görüyoruz ama şu an sunum modunda yukarıda görüntü ayarlarından değiştir yapabilir misiniz? Evet. Şöyle mi? Evet, tamamdır hocam. Şu an doğru herhalde. Evet. İyi sunumlar. Herkese merhabalar. Öncelikle ben de organizasyonda böyle güzel bir günde, böyle bir güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim çalışma konumu Klaros Yapı Konutları sektörü Roma dönemi kaliteli seramik gruplarına dair ilk gözlemler oluşturmakta. Bu anlamda 2018 yılında ekip üyesi olduğumdan beri bu seramikler üzerine çalışmaları sürdürmekteyim. Klaros Yapı konutları sektörüne geçmeden önce ilk olarak Klaros'taki özellikle Nurhan Şahin, Profesör Doktor Nurhan Şahin başkanlığında yapılan kazılardan itibaren ve Onur hocamızın da bahsettiği güncel araştırmadaki bölgelerde ele geçen Roma seramiklerine dair öncelikle gözlemlerimi söylemek isterim. Çalışma konumuzu belirlediğimiz noktadan itibaren yapı konutları sektörü dışındaki mekanlarda nerelerde Roma seramikleri yoğunluk kazanıyor? Bunlarla aslında yola çıktık, başladık. İlk olarak Roma yapı birimi, Roma seramik buluntularına sahip bir mekan olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında çalışmamızın ana konusunu buluntuları veren yapı konutları sektörü ve hemen kuzeyinde Propilon sektörü olan aslında yapı konutlarının biraz kuzeyinde onu da içine alan bir sektör bulunmakta. Bu anlamda yapı konutları sektörüne geçmeden önce tabii bir parantez açayım. Diğer alanlarda da Roma seramiklerine dair veriler mevcut fakat hem tabaka hem de mekan anlamında veri mevcut olan yerler elimizde şu an için bu alanlar. Bu üç alanı gördüğümüzde aslında özellikle Roma yapı birimiyle kıyasladığımızda hem domestik yaşama hem de kaliteli gerek seramik gerek de farklı buluntularıyla değerlendirecek olursak sahip olan yapı aslında yapı konutları sektörü. Şimdi bir hava fotoğrafında gördüğümüz üzere merkezinde Propilon'un doğu ve batısında da aslında bir kompleks şeklinde farklı mekanların ve hem doğuda hem batıda birer
aslında açık bir bahçesinin olduğu, bir peristile aslında sahip olduğunu söyleyebileceğimiz iki yapıdan, iki farklı alanda konumlanmış bir kompleksten, büyük bir kompleksten bahsetmek mümkün. 2018 yılındaki çalışmalara başladığımızda alan bu haldeydi. Biz basitçe Exedra'nın kuzeyindeki duvarın doğuya devamını takip ederek çalışmalarımıza başladık. Burada hemen söylememiz gereken alüvyonun bazı yerlerde 7 metreye kadar silme olarak dolduğunu, bu anlamda bizim için hem büyük bir zorluk kazandığını tahmin edersiniz, hem de aslında büyük bir şans olduğunu, bu alanın bakir olarak antik dönem dışındaki tahribatları dışında günümüze kadar korunup gelebildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Onur hocamızın da sunumunda kısaca değindiği güncel kazılarını yaptığımız ve son halini bu şekilde görebileceğimiz yapı konutları sektörü Doğu'nun, biz Propion'u baz alarak burada Doğu ve Batı olarak ikiye böldük, Doğu'nun son halini görmekteyiz. Aslında kazı politikamız gereği projelerimiz arasında 2005-2008 yıllarında, az önceki görsellerde hemen hızlıca döneyim, burada gördüğümüz Batı bölümün kazı çalışmalarının gerek tabaka gerek işlev anlamında sağlamasını yapabilmek adına 2018 yılından beri burada çalışmalarımızı sürdürdük. İki alanı birlikte değerlendirdiğimizde şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda yapı konutları Batı kendi içinde altı ve üzeri mekana sahip oldu. Yapı konutları Doğu'yu da içine aldığımızda şu an olası mekanlar 15 tane, 15'e kadar fazla mekanın aslında bir kompartıman gibi eklenerek devam ettiğini söylemek mümkün. Bu anlamda Claros özelinde milat yıllarında ve milattan sonra belki 3. yüzyıla kadar çok önemli bir noktada olduğunu söylememiz mümkün. Belki dönem dönem eklenerek mimari organizasyonda da biraz sonra ana konum olan Roma dönemi seramiklerini gösterdiğimde bu anlamda örtüştürmemiz mümkün olacak. Önceki sunumlardan da hatırlayacağınız üzere enteresan bir buluntu. Bir leitra aslında burada bulunmuştu. Bu sol taraftaki de yarım bir aslında leitra. O da yapı konutları Batı'dan ele geçmiş. Hemen altta da göreceğimiz akik taşları ve iki yüzük akik taşı, bir tane de kolye olarak düşündüğümüz akat taşı var. Bunları özellikle bazı özel buluntuları seçkilerle size göstermek istedim. Çünkü yapı konutları dışında özellikle Roma yapı biriminde en güneyde Notion'a doğru olduğunu gördüğümüz alanda böyle kaliteli, böyle lüks aslında ürünler ve buluntular yok. Bu anlamda bunu takip eden paralel bir seramik kompozisyonundan da söz etmek mümkün. Bunun dışında yapı konutları sektörü dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aslında özenle inşa edilmiş çok birden fazla mekana sahip bir kompleksti. Burada yine yapının önemine dikkat çekmek için birkaç tane fresko parçasını, bunların bazıları hala duvarlarda küçük parçalar halinde, maalesef çok korunamamış Claros'un doğası gereği su sorunundan dolayı, ama biz yapının bir konteks olarak ele aldığımızda önceki dönem araştırmalarındaki fikirlerin bir kategoriye yön gibi misafirlerin kaldığını ve belki de uzun süreli buradaki görevlerini yerine getiren yönetici kişilerin kaldığını söyleyebilmemiz bu anlamda mümkün. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarda özellikle 2021 yılında az önceki planda gördüğümüz en kuzeydeki mekanda bizi bir çatı kiremidi tabakası sürpriz bir şekilde karşıladı. Bu durum aslında hem seramik buluntuları yorumlamak hem de mekanın tabakalarını, gördüğü kullanım evrelerini değerlendirmek açısından bizim için çok önemli oldu. Biz çatının özellikle bu mekanda, en kuzeydeki mekanda direkt olarak batıya, işte doğuya doğru devrildiğini ve bize bir terminus sağladığını düşünmekteyiz. Bu anlamda yapının çatısının farklı elemanlarını biraz çatıya dair değerlendirmeler yapabildik. Yapı, bir üst yapı önerisi getirebildik. Yapı belki doğuda bulunan dağ yamaçlarına kadar bir kompleks olarak devam etmekte ve üstüne bindirmeli çatı planına sahip olarak konumlandırılmıştı. Ele geçen çatı kiremitli tabakalarının seramik ve sikke buluntularıyla örtüştürülerek değerlendirildiğinde aslında biz yapı konutları özelinde aslında üç ana evreden bahsetmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim.
Çatı kiremitleri tabakasının hemen üstünde milattan sonra 4. 7. yüzyıllara tarih edebileceğimiz geç Roma dönemi kırmızı astarlı literatürde terminolojisiyle kırmızı astarlı seramik terminolojisiyle bildiğimiz bazı gruplar mevcut. Burada daha erken evrelerde karşımıza çıkan Terasigillata gruplarından çok az birkaç örnekle kendisini temsil ediyor. Bu anlamda çatı kiremitleri içerisinde ve hemen altında başlayan milattan sonra 4'ten milattan önce 1. yüzyıla kadar devam eden fark iki evreli şu an için tespit edebildiğimiz iki evreli bir tabaka mevcut. Ayrıca yapının Helenistik döneme dair milattan önce 4. yüzyıla kadar giden bir evresi de bulunmakta. Bu anlamda en geç evreye sahip seramik buluntular Katagügeion'da ya da yapı konutları sektöründe bunlar. Burada gördüğümüz seramik buluntular Focaia kırmızı astarlı seramikleri ya da LRC olarak terminolojide yerinde bulunan seramikler. Bunlar Hayes'in daha çok terminolojisine göre araştırmacılar tarafından çalışmalar sürdürülmekte. Burada 1-3 özellikle şu sağ alttaki tipik bir Focaia seramik formunu oluşturmakta. Bunun dışında geç örnekler arasında hemen üstte iki tane kurşun tamirat perçin kenedinin deliği mevcut üzerinde bir Afrika. Hayes'in form yine 47 olarak betimlediği. Yine burada belki her yerde karşımıza çıkmayan dışarıya doğru şişkin bir küçük bir aletle kabartmalı motiflerin verildiği iki küçük Afrika seramiği yine mevcut. Enteresan olarak Roma seramik çalışmalarına katkısı bulunacağını düşündüğümüz sağ altta gördüğümüz küçük parça aslında çok dikkat çekici. Çünkü özellikle Ertuğ Ergürer ve Rabia Aktaş bu konuda çalışmaları mevcut. Bu grup seramikler light colored, açık renkli seramik olarak değerlendiriliyor. Ve araştırmacılar bunları daha çok kuzey bölgelerde üretildiğini ve güneye doğru dağılımın bu üretimi destekleyecek şekilde dağılımın azaldığını söylüyor. Biz de gerek yapı konutları sektörü özelinde gerek Roma yapı biriminde daha güneydeki yapıda ve şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda inceleyebildiğimiz kadarıyla sadece bir tane açık renkli seramik örneğimiz mevcut. Bu durum aslında araştırmacıların üretim merkezinin destekler nitelikte karşımıza çıkmış bulunmakta. Tabakayı destekleyen diğer buluntular arasında seramiklerle çağdaş tarihlere verebileceğimiz milattan sonra 3. yüzyıldan milattan sonra 4. hatta burada yer almıyor ama milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait daha az örnekler bulunmakta. Bu tabakaya geçmeden önce belki burada bir parantez açmak gerekecek tarihsel olarak. Onur hocamızın da bu konuda bahsettiği üzere aslında kutsal alan Hristiyanlıkla birlikte belki şekil değiştiriyor ve bir Hristiyanlık inancını da karşılıyor. Fakat üst tabaka biraz sonra göreceğimiz tabakalarla kıyasladığımızda en azından Katagügeion özelinde, Roma yapı birimi özelinde, yapı konutları sektörünün özelinde söylemem gerekirse daha az buluntuya sahip. Bu anlamda belki Hristiyanlığın etkisiyle bir dönem bütün kutsal alanların kapılarına kilit vurulması ve sonra belki başka işlevlerde kullanılmasını bizim bu çatı kiremitli tabakamızın üstü ve tabii ki yapı konutlarını diğer alanlarından da ele geçen aynı seviyelerdeki, benzer buluntulardaki Roma seramikleri karakterize ediyor. Bu anlamda buluntu yoğunluğu da çok önemli bir noktada yer alıyor. Belki o geçişi biz buradan görebiliyoruz. Bir alt tabakada az önce bahsettiğim çatı kiremitli tabakasının altında Doğu Sigillata olarak terminolojiye kazandırılmış imparatorluk baz alınarak imparatorluğun doğu kısmını kapsayan Doğu Sigillatalar mevcut. Bu slide'da gördüklerimiz aslında Doğu Sigillata B grubu örnekleri. Doğu Sigillata B grubu bize yakın aslında Tralles, Efes arasında üretildiği üzere en yoğun Sigillata grubunu oluşturmakta. Üretim merkezine referans aldığımızda aslında beklediğimiz bir şeydi bu. Fakat farklı bir merkez olarak Claros'un da bu konuda katkı sağlaması çalışmalar açısından önemli. Tabii burada bir parçasını koydum ama belki farklı yerlerde üretim merkezinden uzaklaştıkça göremeyeceğimiz belki testiye ait bir kulp, kapalı kapların da bu repertuarda mevcut olduğunu, bunun dışında mutfak servis kaplarıyla desteklediğini görebiliriz.
Bunun dışında yine Claros özelinde ve belki bölge çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz ilk tespitlerimiz bulunmakta. En üstte gördüğümüz, tabii şöyle bir parantez açmak gerek yine belki, Roma seramik araştırmacılarının çok iyi bildiği üzere Roma seramiklerinin özellikle kaliteli gruplarının terminolojik olarak sınıflandırılmasında astar ve kil rengi ön plana çıkıyor. Bizim de burada hemen fark edeceğimiz üzere Doğu Sigillata Bey'in burada koyu kırmızı, belki turuncuya yakın astarı ve açık turuncumsu kil rengiyle direkt ayırt etmek çalışanlar tarafından mümkün. Fakat formu çok iyi taklit etmiş ve aynı, benzer diyebileceğimiz bir formda iki tane farklı örnek yine benzer tabakadan burada sunmak istedim. Çünkü bu iki seramik üretimin, bu iki seramik örneğinin belki Claros civarında üretilmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü gerek formun Doğu Sigillata Beyler kadar iyi verilmemesi, mesela alttaki formda daha anlaşılabilir, çok katı bir şekilde geçişler var, belki diğeri kadar iyi yapılamamış. Ama özellikle de bizim burada ayırt edici olan noktamız, tekrar söylüyorum, kil ve astar rengi. Bu iki örnek aslında Doğu Sigillata, ithal Doğu Sigillatalardan hemen kendini ayırabiliyor. Ve bu noktada Claros'un yaptığımız kazı çalışmaları sırasında da sıklıkla gördüğümüz yoğun parlak aslında katkı maddelerini burada görmek mümkün. Burada çok yoğun, aslında fotoğraftan göremiyoruz ama çok yoğun seramikler üzerinde gümüş mika katkısı da mevcut. Tüm bunları değerlendirdiğimizde belki gelecek yıllardaki çalışmalar ve belki analizler bu anlamda Doğu Sigillata Bey'in yakın bir merkezde üretilip bu noktada Claros'a da geldiğini söylemeyi mümkün kılabilir. Bunun dışında kazı çalışmaları sırasında fark edebildiğimiz ince bir tabakayla aslında biraz da birbirinin içine geçmiş ayrılan bir farklı bir grup mevcut. Burada Doğu Sigillata yine B grubunun araştırmacıların B1 daha çok olarak nitelendirildiği ve bazılarında mühürlerin olduğu, hemen sol üst köşede Doğu Sigillata B'ler için tipik, kare içinde bir mühre sahip örnekler de mevcut. Doğu Sigillata B'lerden sonra elimizdeki en yoğun Sigillata grupları daha kuzeyde Çandarlı civarında üretildiğini bildiğimiz, Doğu Sigillata C'ler. Hemen bu en tipik Çandarlı formlarından Hayes Form 3 diye bahsedebileceğimiz bir örnek burada mevcut. Yoğunluk açısından bahsettiğim gibi Doğu Sigillata B'lerden sonra en yoğun grubu bu grup oluşturmakta. Grubu destekleyen sikkeler arasında milattan sonra 3. yüzyılda tarihlenen örneklerle birlikte, tabii numizmatik eserlerde bazen farklı sikkelerde, farklı tarihlere sikkelerde ait sikkelerde mevcut olabiliyor. Bu noktada belki sikkelerin daha az yoğun olduğunu tabakalardan görüyoruz. Bunu belki milattan sonra 3. yüzyılda 260'larda özellikle belki Gotların istilalarıyla kuzeyden güneye doğru gelip burayı belki talan ettiğini, belki bu anlamda buradaki de kıymetli şeyleri aldığını, yani yağmaladığını söylemek mümkün olabilir. Çünkü seramik buluntularla ve diğer pişmiş toprak buluntularla çok iyi desteklenen bir tabakamız var. Ve ancak maalesef burada koyduklarımdan fazla belki birkaç tane numizmatik eser mevcut. Bunun dışında daha az yoğunluğu bulunan fakat en kaliteli gruplar arasında Doğu Sigillata yine ağlar, Doğu Sigillata Doğu grubunda yer alan Doğu Sigillata ağlar, Kuzey Suriye, Hatay civarında üretimi bulunan ve Doğu Sigillatalar arasında en az aslında orana sahip grup ve sol tarafta gördüğümüz İtalya'dan gelen ithal, aslında İtalyan Sigillatalarda tabakalarımızda mevcut. Bunlar milat yıllarına, imparatorluk yıllarına, Claros'un aslında en yoğun olduğu döneme denk gelen tabakada yer alıyor. Burada İtalyan Sigillatalar arasında mühre ve üretim merkezini tespit edebildiğimiz iki farklı örneğe de yer vermek istedim. Bunlardan ilki çok küçük bir fragmanı korunmuş olmasına karşın şu baştaki harfi biraz belki V gibi görünüyor ama aslında Naevius olarak bilinen bir üretici ismi. Bu anlamda İmparatorluk yıllarıyla birlikte imparatorluğun güç kazanmasına paralel olarak İtalya'da büyük seramik üreticileri
üretim yapmakta ve hatta imparatorluğun doğusuna, özellikle Batı Anadolu kıyılarına birençler, dallar, fabrikalarını açmakta ve bu anlamda yayılımlarını ticari olarak sürdürmekte. Fakat bunların yanında ilginçtir ki çok fazla merkezde de çok fazla sayıda örneği bilinmeyen Naevius'un Puteoli'de üretim yapan küçük bir fragmanı burada mevcut. Bu seramiğin, bu formun belki kalan kısımları da mevcut ama ben sadece şu an mühürlü kısmını buraya koymak istedim. Ona çok yakın hamur katkılarına ve biraz kil rengine sahip farklı bir mühürlü örnek hemen altında görmekteyiz. Sağdaki mühürlü örnek üzerinde ise belki şuradan okuyabiliriz. Sextius Annius isimli, daha çok iç kısımlarda. Şuradan haritadan baktığımızda daha çok İtalya'nın doğusuna doğru Arezzo bölgesinde üretim yapan bir üreticinin seramik mührü görünmekte. Bu anlamda aslında İtalyan gruplar dışında Doğu Sicilya Atalar buradaki konaklamayı ve ihtiyacı karşılayacak düzeyde, fakat yapının kaliteli seramik, yapının kaliteli bulunduklara sahip olduğu gibi aynı zamanda farklı ithal kaliteli seramiklere de sahip olduğunu, belki ilerleyen çalışmalarda ticari ilişkilere de yön ve açıklık kazandıracağını söylemek mümkün. Tüm bu çalışmalar sonucu aslında ilk gözlemlerimize dayanarak şurada sol altta göreceğimiz Yoren Poblo'nun, Sagalassos kazı başkanının bu konudaki basit aslında ama çok şey ifade eden haritası mevcut. Bu anlamda seramik yoğunluğunu destekleyen bir noktada Claros, Doğu Sicilya Atabeylerin daha yoğun olduğu, yine yakınlık dolayısıyla Doğu Sicilya Ata C ve A'ların bulunduğu ama Doğu Sicilya Ata D'nin, yani Kıbrıs'ta öğretilenin maalesef henüz belki bulamadık ya da hiç yok. Onun dışında da İtalyan önemli bir seramik grubu olan İtalyan seramikleri sahip olduğunu söylemek mümkün. Ben son olarak buraya bir harita da koymuştum yüksek lisans tez çalışmamdan. Bu anlamda Roma seramik çalışmalarını değerlendirdiğimizde büyük yapbozun bir parçası aslında hepsi. Çalışmalarımız sonucunda doktora tez çalışmamızı başarıyla tamamlamamız ümidiyle burada Claros'un da yer almasını umut ediyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam sesiniz... Ali hocam, mikrofonunuz kapalı. Biz teşekkür ediyoruz sunumunuz için Hakan Bey. Teşekkürler hocam, tekrar. Ben de kısaca teşekkür etmek istiyorum. Bu benim tez çalışmamı sunduğum aslında, doktora tez çalışmamı sunduğum aslında ilk yayın, ilk webinar oluyor. Bu noktada 2018 yılında kazı başkanımız Profesör Doktor Nuran Şahin'e ve tez konumu öneren, şu an kazı çalışmalarımızı yürüten Onur Zünel'e, Doktor Onur Zünel'e çok teşekkür ediyorum. Onun dışında danışman hocam Gül Gültekin, Profesör Doktor Gül Gültekin nezdinde yetişmem, bu döneme kadar gelmemi sağlayan tüm arkeoloji, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocalarıma ve tüm kazı ekibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu noktada çalışmalarımdaki ilk gözlemlere yardımlarını, ilk gözlemlerde yardımlarını esirgemeyen Rabia Aktaş, Evren Acar ve Özlem Vapur hocalarıma da çok teşekkürler ediyorum. Özellikle çizim çalışmalarında ve seramiğe yaklaşım konusunda katkılar sağlayan Ümit Güngör ve Doktor Ümit Güngör ve Doktor Bünsel Özbilen Güngör'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Rica ederiz. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda. Şimdi eğer müsaade ederseniz katılımcılarımıza, izleyicilerimizden gelen bazı sorular var. Ben onların ilkiyle başlamak istiyorum. İlk sorumuz Onur Hoca'ya sorulmuş. Claros'taki kutsal su kaynağı ve mağarası duruyor mu? Herhalde burada bir kutsal su kaynağı ve mağarası bulunuyor mu denmek istenmiş. Evet. Bu kutsal su kaynağı Hristiyanlıkta Ayazma'ya mı dönüşüyor diye devam ediyor bu soru. Şimdi duruyor, evet. Yani kutsal su kaynağı zaten Claros'un burada kurulma nedeni. Helenistik dönem Apollon Claros Tapınağı'nın arka Aditon'un içerisinde şu anda bulunuyor bu su kaynağı ve hala aktif.
Bunun öncesinde de arkaik dönem Apollon Tapınağı yapılırken de tapınağın içerisindeydi bu su kaynağı. Yani Klaros'un yer seçimi yapılırken bu su kaynağının seçildiğini söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla da su kaynağı hala aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve evet, yani Hristiyanlık sürecinde çok büyük ihtimalle bu su kaynağı hala vardı zaten. Günümüzde de var. Fakat bir Ayazma'ya dönüştü mü dönüşmedi mi, tabii bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama yani su kaynağı her zaman kutsal olarak kabul ediliyordu ve çok büyük ihtimalle Hristiyanlık döneminde de bu etkisini sürdürdü ve günümüzde bile zaten yani bu su kaynağından gelip de hala sularını dolduran insanlar da görüyoruz yani biz kutsal alanda. Dolayısıyla o inanç binlerce yıldır aslında devam ediyor. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Ben de teşekkür ederim soru için. Bir soru daha var size. Çıkarılan heykellerin başları neden yok? Herhalde bu soruyla kutsal alandaki Apollon, Leto ve Artemis'in kolossal heykellerinin başları kastediliyor. Tabii. Yani şimdi şöyle, yani sonuç itibariyle Hristiyanlık resmi din ilan edildikten sonra çok büyük ihtimalle yani paganlar için zorlu bir süreç başlıyor. Ve paganizmin bir paganizme duyulan bir öfke sonucunda da çok büyük ihtimalle bu başlar tahrip edilmiş olabilir ki biz bunu başka alanlardan, tapınaklardan ve kutsal alanlardan da biliyoruz zaten. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi diğer bir sorumuz Melis Hanım'a. Antik kaynaklarda Klaros onur anıtları hakkında bilgi veren yazar ve yazarlar mevcut mudur diye sorulmuş. Teşekkür ederim soru için. Antik yazarlarda evet, yani Klaros'la ve buradaki yöneticilerle ilgili oldukça yazı mevcut ama direkt bir anıt üzerine yazılmış bir şey henüz okumadım. Yani tabii ki benim çalışmam şu an devam ediyor yüksek lisans tezi olarak. Ama benim dikkatimi çekenler arasında söyleyebileceklerim Polybios ve Livius'un buradaki yöneticilerle ilgili ve onların buradaki çalışmalarıyla ilgili yazmış oldukları şeyler var tabii ki. Ve ayrıca ekleyebileceklerimiz arasında yine daha önce de sunumda da söylemiş olduğum üzere bu bronz heykellerle ilgili, yaldız kaplamalı heykellerle ilgili antik yazarlardan elde ettiğimiz metinler var. Ve daha sonra bunların çalınmış olabileceğiyle ilgili, korsanların Klaros'a saldırısı döneminde çalınmış olabileceğiyle ilgili de antik metinlerden yararlanabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Son olarak benim Ozan Yıldırım Bey'e bir sorum olacak. Ozan Bey teşekkürler. Öncelikle sunumunuz çok güzeldi, çok beğendim. Bu Larissa nekropolinde gösterdiğiniz bazı tümülüs örnekleri karşılaştırma açısından bu Lidya Bin Tepelerden ziyade biraz daha geç dönemlere ait Pliene'de bulunan bir tümülüs veya Pergamon tümülüslerinden bir kısmıyla karşılaştırılabilir mi? Çünkü onlarda da böyle bir sanduka tipinde bir gömü alanı ve üzeri yine sizin örneklere benzer bir şekilde kapatılmış ve çevresinde böyle krepis benzeri bir duvar söz konusu. Alıyorum sözü. Tabii, teşekkür ederim ilk öncelikle. Şimdi şöyle aslında Larissa baktığımız zaman mimari olarak M.Ö. 6. 4. yüzyıllar arasında kendisini ifade eden bir şehir. M.Ö. 3. yüzyılda zaten terk ediliyor. Üzerine bir daha yerleşim gelmiyor. Ki eski köyde, Osmanlı köyde üzerine kurulmuyor ve iyi korunabiliyor. Böyle bir avantajı var. Nekropol buluntulu, nekropoldeki mezar yapılarının bir tanesi hariç hemen hemen hepsi aslında biz şu anda tek sıra taş olarak görüyoruz ama bunlar iki veya üç sıra taş olması lazım. Ve baktığımız zaman döneminde işte çokgen duvar örgü veya lesbos duvar örgüsü göreceğimiz yaklaşık belki de 3 metre yüksekliklerindeki küçük tümülüsler bunlar. Sizin söylediğiniz örnek en son örnek büyük tümülüs örneği. O en uçta inşa edilmiş olan örnek. Büyük tümülüsten... Büyük tümülüs dışında iki örnek daha var. Benim söylediğim
söylediklerimden biri, Pergamon'dan söylediklerimden biri oydu da yine zamansal olarak pek çakışmıyor yani sizin örneklerle. Yani yerleşim tarihçesi olarak şöyle çakışmıyor. Şey, Pergamon veya Pirene örneklerine bakacak olursak Helenistik ve sonrası için mimari faaliyeti artan yerler. Bizdeki ise daha eski. Yani zamansal olarak böyle bir şey durumu yok. Ama aynı zamanda şöyle de bir durum var. Onu da dile getirmiş olayım. Şu anda devam eden bir çalışma olduğu için ben henüz başka yerleşimlerdeki inşaat teknikleri veya tipolojiyle karşılaştırma aşamasına henüz girmedim. Belki hani daha erken dönemlerde başlayan bir tipolojinin devamlı olma ihtimali olabilir. Ama bu benim için şu anda şey, cevap verebileceğim bir soru değil. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sorularımız bu kadar. 9. oturumu kapatıyoruz. Bütün katılımcılarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Bir sonraki oturumumuz saat 16'da başlayacak, 10. oturumumuz. Bütün izleyenlere de hoşça kalın demek istiyorum. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.